Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere delik deverme ve vida çekme konularından zımpara taşları, matkap bileme, matkap tezgahları, mandrenler, raybalar hakkında bilgi vereceğim. Evet, zımpara taşlarımız tek devirli, sabit devirle çalışan, elde tutulan kesiciler bilemeye yarar. Taşlamalarımız. Üzerindeki taş bulunuyor. Bir tanesi yumuşak, bir tanesi sert taş. Yumuşak taşlarla sert malzeme, sert taşlarla da yumuşak malzeme bileniyor. Bileme yapılırken iş güvenliği olarak koruma camlı veya koruma alanı kesinlikle bulundurmamız gerekiyor. Ayrıca dayamalarımız var. Dayamalarımız hakkında da şöyle bir teknik bilgi verebiliriz. Dayamamız ile taşımız arasındaki aradaki boşluk yaklaşık 3 mm olmalı. Daha büyük olduğu zaman küçük parçaların araya sıkışıp taşın patlama ihtimali veya insanın veya taşın veya kesicinin veya aletin zarar görme ihtimali var. Bunlara bu konu dikkat, önemli bu konuya dikkat edelim. Kesicilerimizi bilirken ısındığı zaman soğutma sıvısı kullanıyoruz. Bir de bu taşlarımızı, bileme taşlarımızı hiçbir şekilde taş kaldırma amaçlı demeyelim de ne diyelim, zorlayacak işler yapmamalıyız. Daima iş parçasını buraya dayayıp yüksek kuvvet uygulayıp taşa ve kendimize zarar vermeye kalkmamak lazım. Evet, örneğin öyle bir iş parçasına sonuna kadar dayayıp da tehlikeli durumlar arz etme oluşmamak lazım. Başka bir zımpara taşımız, özellikle zımparada çalışırken iş gözlüğü kullanmamız kendi iş sağlığımız açısından önemli. Ayrıca buradaki yumuşak taşı daha yakından görelim. Yumuşak taşlar ince taneli olurlar. İnce göz olurlar. Sert taşların gözenekleri biraz daha açık olur. Dayamaların taş ile dayama arasındaki mesafenin az önce söyledik 3 milim gibi bir mesafesi olması lazım. Burada ayar vidalar var. Ayar vidalarını gevşetip aradaki mesafeyi sağladıktan sonra yeniden vidalarımızı sıkıyoruz. Evet, buradaki mesafemiz biraz fazla açılmış. Bunun ayarını yapmamız lazım. Evet, açma kapama düğmemiz. Çok yüksek devirde çalıştıkları için çalışırken özellikle çok dikkatli olmak gerekiyor. Zımpara taşlarında genel olarak kesici aletlerimizi biliyoruz. Matkaptır, haşa ses kalemleridir, kanal kalemidir gibi. Matkaplar konusunda hızlıca şöyle değinelim. Daha önce matkaplar bilenmesi hususunda videomuz vardı. İsteyen arkadaşlar onları izleyebilir. Detaylı bir anlatımda. Burada kısaca anlatacağım. Evet, burada matkabımız var. Matkabımızın masterı var. Masterla kontrol ediyoruz. 120 derece olması tavsiye ediliyor genel olarak. Evet. Matkaplar yüksek ısı çeliğinden yapılırlar. İş parçası üzerinde değişik ölçülerde delik delmek için kullanılan kesicilerdir. Masterımız 118 derece. Matkap normal standart matkap uç açımız 118 derece olduğu için. Evet, önce anlatmıştık. Matkabımızın bu kesici ağzını yere paralel tutuyoruz. Ondan sonra şu şekilde aşağı yukarı döndürerek matkabımızı biliyoruz. İki yanan da eşit olması lazım. Düzgün kesim olabilmesi için. Ona göre dengeli şekilde bilmeye çalışıyorum. Evet.
Evet, matkap ilerken dikkat edeceğimiz önemli hususlardan bir tanesi şu. Kesici zırhın ne yapması lazım? Kör zırhın kesici zırhın üstünde olmaması lazım. İki tarafın dengeli şekilde bilenmiş olması lazım. Evet, bu şekilde matkabımızı biliyoruz. Delik delerken kullandığımız yardımcı aparatlardan da hızlıca bahsedelim. Öncelikle delik delerken el matkabı dediğimiz brazier, matkap tezgahları. Evet, bunlar sütunlu matkap tezgahlarımız. Bir de masa üstü matkap tezgahı var. O elimizde yok. Çok da önemli değil. Evet. Matkap tezgahlarına veya tornalarda delik delerken kullandığımız yardımcı aparatlardan bağlama aparatlarından bir tanesi mandren. Bunlar mandrenler daha önce söylemiştik. Daha önceki videolarımızda var. Değişik ölçülerde büyüklü küçüklüğü yapılıyor. Değişik çaptaki matkapları veya kesicileri tutabiliyor. 5 ile 20 mm arasında bir kesici tutabilir. Evet, 1 ile 16 mm arasında bir kesiciyi tutabilir. Evet, 1 ile 16 mm arasında kesici tutabilir. 1 mm ile 10 mm arasındaki kesici tutabilir. 3 mm'ye kadar olan kesiciler tutabilir. Mandren anahtarımız, mandrenimizi sıkmak için kullandığımız mandren anahtarımız. Onların da büyüklüğü küçüklüğü aynı şekilde değişiyor. Mandrenin tutma çapına göre ne yapıyor? Mandren anahtarlarımızın boyları da çapları da değişiyor. Bu mandrenimizin ise mandren anahtarı yok. Direkt elde sıkmalı bir mandren. Elde sıkıp ne yapabiliyoruz? Sökücüyü takıp sökebiliyoruz. Bu da pratik bir şekilde çalışmakta. Evet, burada aynı mandrenimiz var. Aynı mandrenimize takılan Morse kovanlarımız var. Morse kovanlarını daha önce anlatmıştık. Kısaca değineceğim. Mandrenlerimize takılan mandren sap ölçüleri değişik ölçülerde olabiliyor. Kullandığımız torna tezgahının veya matkap tezgahının iş milinin konikliğine göre değişebiliyor. Veya torna tezgahının gezer puntasına göre ne yapabiliyor? Ölçüler değişebiliyor. Evet, bunu ayna mandren üzerinde gösterelim. Yaptığımız ayna mandreni. Evet, bu gezer puntamız için örneğin bu mandren ne yapıyor? Arka kısmı mandren sapı buna uygun değil. Mandren sapı buna uygun. Mandren sapı buna uygun. Bu şekilde takmıyoruz. Sökerken mandrenimizi, gezer puntamızı geri alıp ondan sonra sökebiliyoruz. Örneğin bu küçük saplı mandrenimizde daha küçük olan gezer puntaya takıyoruz. Buna göre yapılmış bir mandren. Mandrenimize Morse kovanı takıp evet, buradaki kısmı buraya oturtturup tahtadan sahiften arkasını yumuşak vuruyoruz. Daha büyük Morse kovanı yuvası daha büyük olan gezer puntamıza ne yapıyoruz? Takıyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Evet, aynı ayna mandrenimize daha büyük Morse kovanı takıyoruz. Bu sefer daha büyük, evet, daha büyük tezgah açımı kullanacağız onda. Evet, tahtı hafif vurduk. Bunda şimdi daha büyük olan, gezer puntası daha büyük olan, deliği daha büyük olan başka bir torna tezgahımıza ne yapıyoruz? Takıyoruz. Takarken dikkat ediyoruz. Şu dil kısmı yatay olacak. Yerine oturması için gezer puntamızın yuvasının biraz dışarıda olması lazım. Çok içeride olduğu zaman bağlama yapılmaz. Evet, şu anda bu şekilde ne yapabiliyoruz? Mandrenimizi, Morse kovanları, Morse kovası yardımıyla büyütüp istediğimiz tezgaha takabiliyoruz. Sökerken de gezer puntamızın yuvasını geri çekiyoruz. Kendisi bırakıyor. Şimdi de kısaca raybalardan bahsetmek istiyorum. Raybaların amacı, görevi. Evet, raybalar yüksek hassasiyetli, ölçüsü hassas olan
delikler için, delikler elde etmek için ve pürüzsüz yüzeyler elde etmek için kullanılan kesicilerimize rayba diyoruz. Evet, delik içerisinde ne yapıyoruz? Hassas bir ölçü ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için kullanılan kesicilerimize rayba diyoruz. Raybanın çeşitleri var. Çeşitli ölçüler de yapılıyor. Kanalları açısından düz oluklu raybalar, helisel oluklu raybalar, büyük çaplı, küçük çaplı, bir de ayarlı raybalarımız var. Bunlar da ayarlı raybam. Bu da ayarlı raybamız. Bunların içerisinde en kullanışlı olanı ayarlı rayba. Çünkü istenilen çapa değişebiliyor. Bu sabit raybalarımız ise körelikten sonra ister istemez ne yapıyor? Ölçüsü düşüyor. İstenilen ölçüyü veremiyor veya düşük ölçü veriyor. Evet. Elde çekilen raybalarımız var. El raybalarımız. Onları ne yapıyoruz? Deliği talaş miktarı 10'da 1, 10'da 2 kalacak şekilde deliğimizi deliyoruz. 10'da 1, 10'da 2'ye ne yapıyoruz? Hassas bir şekilde rayba çekiyoruz. Onun çekildiğini basit olarak gösterelim. Daha önce rayba çektiğimiz bir deliğe rayba çekeceğiz. Nasıl çekildiğini göstermek amacıyla dik tutuyoruz. Hep bu şekilde kesicilerin kesme yönüne çeviriyoruz. Hiçbir şekilde geri çevirmiyoruz. Soğutma sıvısı kullanabiliriz. Döndürürken bu şekilde hafif baskı uyguluyoruz. Kesinlikle fazla baskı uygulamıyoruz. Bu şekilde girerken de çıkarken de yine aynı şekilde aynı yönde çıkartıyoruz. Söylediğim gibi talaş miktarı 10'da 1 veya 10'da 2 arasında bırakılıyor. Her çap için farklı bırakılıyor. Örneğin 10 milimetreye kadar 110, 10 milimetreden sonrası için %15, %20, 30-40 milimetre için, 30-40 milimetre yüksek için 10'da 2, 10'da 3 milimetre raybalama payı bırakılabilir. Bu raybamız 45 milimetre ile 55 milimetre arasındaki bütün ölçülerde değişebilir. Her türlü ölçüye ne yapabilir? Rayba çekebilir. 45 milimetre ile 55 milimetre arasında rayba çekebilir. 6 tane kesici ağzı var ve buralara yuvalar açılmış. O yuvaların içerisine yerleştirilmiş kesici ağızlar. Körelediği zaman tekrar bileme ihtimalleri var. Ayarlarda şu şekilde yapılıyor. Mesela şu anda 45 milimetrelik bir rayba. Rayba ölçümüz var. Uç tarafında genelde minimum seviyede çekebileceği ölçüye getiriliyor. İleri doğru sürüldükçe raybalama miktarı artıyor, ölçüsü artıyor. Buradaki ayar vidamız, iki tane ayar vidası var. Ayar vidasını bu tarafa geri çekiyoruz. Bunu da ileri doğru itiyoruz. O şekilde çekebileceği rayba çapı büyüyor. 55 milimetreye kadar ne yapıyor? Büyüyor. Burada kanallar aracıyla ne yapıyor? Raybalarımız kanallarda hareket ettirilerek raybamız büyüyor. Evet, makina raybalarından da kısaca bahsedelim. Bunlar da makina yatak, makina çekilen raybalarımız. Yukarıda soğutma sıvısı yuvaları var. Evet, CNC'de çekilen raybalar. Çok hızlı ve seri şekilde ne yapılıyor? İşlem yapılıyor. Ve delik delindikten sonra geçer ve geçmez maslarla kontrol ediliyor. Geçer kısmı geçecek, geçmez kısmı da geçmeyecek. Evet, şimdi detona tezgahımızda raybalama işlemini gerçekleştirelim. Deliğimiz 11 mm ile delik, daha sonra 11,5 mm'lik raybala da rayba çekeceğiz. Devrimiz 500 devirde. Thank you.